Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize. Kanalımıza hoş geldiniz. Evimizde değildik ama burası da bizim evimiz. Ben şöyle yaprak toplamaya geldim. Burası abimin evi. Şöyle çubukları görüyorsunuz, yaprakları. Her taraf yaprak. Hem de bayağı bir kartaşmaya yüz tutmuş neredeyse. Ben geçenlerde geldim. Bayağı o zaman ufağıydı, daha küçüğüydü. Büyüsünler diye şeyimi almadım. Hani galeyi almadım. Onlar da bayağı bir büyümüşler. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle size biraz büyüteyim, bakın. Kocaman kocaman olmuşlar vallahi. İyice büyümüşler. Ben de kartaşmadan dedim gideyim de toplayayım. Fatoşgil yatıyorlar daha Yiğitan'la beraber. Ben de Kaan'ı işe bıraktım. Oradan bakkala uğradım. Markete. Marketten ekmek neyi aldım geldim. Peynir aldım. Ekmek aldım. Ondan sonra ne aldım daha başka? Tavuk aldım bir tane. Ondan sonra biraz da kanat but aldım. Hani evde yiyecek bir şey aradığımız zaman bulunmuyor gibicesinden. Hani evimizde bulunsun diye aldım yani. Ondan sonra onları eve bıraktım. Kapıyı kapattım. Tekrardan çıktım. Buraya geldim. Buradan da kışlık yaprağımızı toplayalım dedim. Gitmez bu, az da. Gene de olsun. Bir dahaki sefere. Bir daha halamgülün oraya başvururuz inşallah. Bunlar geçen izleyicimizin bir tanesi sormuşmuş. Böyle tozuyla toprağıyla mı basıyorsun Yasemin abla diye. Evet canım bak. Bunlar böyle tozuyla toprağıyla basıyor. Bunları kışın saracağımız zaman çıkarıyor ya patlaktan. Patlağı kesip çıkarıyorum. Tertemiz yıkıyorum bunları suyla, bol suyla. Leğenin içine ıslatıyorum. Bol suda yıkıyorum. Daha sonra haşlıyorum. Haşladıktan sonra sarıyor. Buna su değdi mi patlağı kuru basıyor ya. Su olduğu zaman bunu çürü diyor canım. O yüzden sakın öyle sulu mulu yapma. Yani yıkayıp da basmayı, yıkayıp da basacaksanız içine su yapacaksınız o zaman. Tuzlu su. Salamura yapmanız lazım. Eğer salamura yapmayacak diyorsanız bu tam ideal. Ama bunun da söylediğim gibi yıkanmadan tozunun toprağının. Zaten toz toprakta bir şey yok ki, sürekli yağmur yağıyor. Hiç toz niye bırakmadı bizim burada? Sizin oraları bilmiyorum ama. Bizim burada dediğim gibi hiç yağmurdan toz toprak yok ortalıkta. Sürekli yağıyor maşallah, rahmetini esirgemiyor, kurban olduğum Allah'ım. Yağdığı için de hiç toz toprak olmuyor. Sizinkinde de toz da varsa tozlarını şöyle hafif elinizle silkeleyin silkeleyin. Boş kola şişelerine, kola şişesinin içi de tam kuru olacak, bak onu da söyleyeyim. Eğer yıkar da onun içine de basarsanız tekrar yine çürüyor. Bu tamamen kuru olmak zorunda. Kola şişesinin içi de kuru olacak. Yaprağın kendisi de kuru olacak. O yüzden söylediğim gibi kuru kuru basacaksınız. Saracağınız zaman da tertemiz açarsınız. Mis gibi sularla yıkarsınız, leğendeki sularla. Hatta eğer hemen aceleniz yoksa bir gün leğende ıstıda dursa olur. Akşamdan ıslatın, sabahından da haşlayın, sarın. Ya da gündüz ıslatın, akşam sarın. İşte nasıl yani yapabiliyorsanız. Onu söylemek istedim buradan izleyicime. Çünkü geçen gün sormuştu bana, cevap da verdim mi bilmiyorum. Verdim herhalde. Gene de tekrardan buradan bir daha cevap vereyim. Neyse sevgili takipçilerimiz, şöyle ben buranın yapraklarından toplaya duruyorum. Şu karşıdaki yapraklar ne çok büyümüşler. Onların hepsini bir alım. Maşallah maşallah. Kayısılar da kahıp kımıldamıyor. Üzümler de kahıp kımıldamıyor. Bu sene Rabbimin bereketi çok fazla. Kurban olduğum Allah'ım. Vermiş de vermiş vallahi. Kayısılar, erikler, üzümler. Ondan sonra dutlar. Bir de şuradan size dutu göstereyim. 3 tanesi kızarmış. Ben yedim onları da. Daha hatta biraz daha var. Şöyle güneşten iyi gözükmüyor. Şöyle yapayım. Bakın. Gördünüz mü kara dutların abimin? Bu geçen sene diktiydi bu dalı. Çok güzel büyümüş şöyle. Hemen meyve bile vermiş vallahi. Araları hep dut. Bunlar şöyle kırmızıyken eşki ama şöyle siyah olduğu zaman datlanıyor. Simsiyah olmuş aynı üzüm gibi. Şöyle koparım bakın be. Şöyle bakın çok güzel. Tadı da harika. Bundan bir tane de ben aldırsaydım bu sene. Vallahi çok güzelmiş. Ben bundan geçen sene reçel yaptıydım. Karadut'tan çok güzel, lezzetli olmuş. Hala da var, 2 şişeydi. Birisini yedik, birisi de duruyor daha.
Tekrardan hayırlı günleriniz olsun. Bugün biz Cansu'ma geldik. Şu niye iyi tutmamış Canoş'um? Tutuyor annem, o en son patladı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz anacığımın kanalına hoş geldiniz. Şu uç tarafı kuru gibi ya Cansu'nun, çilekleri orada. Evet, annem dedi ki canım sen bahçeye bir bakın bu tarafa dedi. He. Ağaçlara. Hep tuttu annem. Baksana bir şey o patlamadıydı. Maşallah nasıl iyi tutmuş ya Canu. Kuvatlı kuvatlı tutmuş. Hillerini sevmiş. Günde iki tane dış aldım annem. Şu ne ya Canu, çiçek açan? O da bilmiyorum annem. Kendi kendine orada açıyor. Giriş oluyor. Gül mü? Ne be? Ne ki acaba? Bilmiyorum ki. Ama şey ki sen dedin ya o gün alt yapraklarını aldı. Hep aldım. He. Da. Alt yapraklarını almayınca boyuna vermiyor. He annem, topladım. İyi yapmışsın. Boyu kahar. Domates de öyle olurmuş biliyor musun? He. Biber de öyle Cansu'nun. Biberin Allah de alt yaprağını Allah alacaksın. Yuhariye boyu uzasın dirsek. Arkadaşlar şu kovamın oraya kadar, kovam da taş dolu bu arada, o da dışarıya dökülecek çöpe. Oraya kadar nohut ekili. Şuraya hep nohut ektim. Vallahi maşallah maşallah. Bir kağına nohut ekmiş. Bir de annem nohutu normal şöyle elinle saçını da sonra kapatın, öyle değil. Ben öyle keserine tek sen tek. Sen birer birer açtın be. Cızılarına baksana. İşte dün ben de öyle yapayım diye düşündüm de sonra da bir erinceklik geldi. Nohudu. Bu da ot bitmedi ya. Annem boş ver işte buradan gelip dolu. Koya boş kalmasın diye ben de ekim dedim, o da olmadı. Otlanacak. Nurgül ablanın ne da şeyleri var, hani çiçekleri, gülleri nasıl güzel açmış. Balkonun anne, dibinde. Şu ora mı? Belli zaten. Temiz yer o değil mi? Sultan ablayla yaptı. Sağ olsun, yardım etti bana. Allah razı olsun. Şu ağaçtan olsun. Dipleri hep nohut anacığım. Hmm, iyi. Şu da çubuk mu? Bağ çubuğu onlar yerdeki. Onlar bağdan getirdim ya. Hasan'la toprağa gidince. 3 tane. İyi yapmışsın. Ne bulursam yapıyorum. Ben hoşuma gidiyor arkadaşlar böyle. Bilmiyorum. Bağ bahçe işiyle uğraşmaz. Seviyorum. Normalde sevmezdim bağ bahçeyi. Yani bir de hiç ot çöpü yok. Baksana tertemiz ettin buralarını. Konuş ettin vallaha. Çeviri çeviri temizledim çok. Evet bir de şu yeni bahçeni göstereyim. Ayakların yanına yakacaksın su. Yok yağmur edelim ki. Elektrikler de gelmedi bugün. Motorumu şarj da alacak duruyor. He. İnşallah beni götür. Buraya yakacaksın su basma. Yok annem koyuyorum ben boşluklara basayım. Ha güvenciler çıkmış. He. Akkuşlar. Burayı da bayağı delileri topladım. Tüm malzemelerimi el arabaya koydum. Biberleri çok sık yapmışsın Canoş'um. Annem kaynanam da böyle yapıyor. İyi oluyor. Bu kadar sık oldu. Değil mi? Büyüdüğü zaman nasıl büyüyecek ki çiçeğim bu? Büyüyor annem. Büyüdüm herkes kendi yolunu buluyor. Hmm. Böyle yaparım oraya da. Hep. Ne bileyim mesela ikisinin ortasından birini alman lazım bence. İki tane şey oluyor. Çok sık olmuş. Yok yarın büyüdü de oldum ben sana derim bak annem diye. Ha, eğer toprak kuvvetli olur da iyi olursa bilmiyorum annem. Şu en başta var ya annem o demre biber. Ha, şu uzun olanlar. Yumuşu şeyler. En sondaki baş. Şu en baştaki. Anam onun ucu da ölmüş canım. He annem niye öyle? Yağmurda yağdı ya fayda eder inşallah. Dün sularını da gördüm can sularını da halbuki. Şu ikincide de jalapeno biberi var şu yarıya kadar. He. Geri kalan da salça, şey dolma. Ha, iyi dolma salça bitmişsin. Hepsinden bulunsun eliğin altında. Şu tarafa gelince de annem kıl biber başa kadar. Hı-hı. Şu en baştaki de hep dolma. Eğer burayı kerte karık yapsan hiç yetmezdi. Çok yer kaplar. Aynen. Böyle iyi oluyor damlama işte. Şu en başta da hep salçalık annem. Şuraya da hep salatalık yapacağım. Şurada da hep domates inşallah. İnşallah annem. Domatesini getirdik. Orayı yarın yapan. Olmazsa şurayı şey yap. Salatalığını buraya, domatesi buraya yap. Salatalığı arkaya yap. Öyle mi? Daha geç salatalığında hazır da borusu yok deyip. Salatalık ince yapma mı neydim nasıldım bilmiyorum. Bilmiyorum ki ince çamur olmasaydı girivirirdik. Hey annem. Şimdi çamur olursa lap lap bastığın yeri ezilir. He ezilir. Bir de hep elimden öyle bura var ya öyle öyle elimden öyle hep düzleyip geldim. He. Zıplamayla düzlemediniz mi? Yok başta yapmadık. He. Her taraf pıtır satırdı. E aklına gelmiş Hasan'ın böyle hortum ne yapmak. Vallahi zekalı adam. Aklını boşa kullanmaz. Vallahi. Mantıklı kullanıyor. Çok iyi olmuş. Kuşlara yem verilecek arkadaşlar. Daha bir yarım saat daha durmasan gelmesi o zaman yem veriyor. Sonra yarım saat sonra içeriye alıyor. Yavrularını doyuruyorlar ya. Hava kararmadan. O arka tarafa da tekrar kümesi yapıyor. Malzeme indirdik dün. Arka koşuyor mu? Hı. Evinizin ardına. Yok annem şu kümesin hemen yanına. Ardın kenarı boş şöyle. Aman he. Bir kümestik. Şu kumesi ne edecek? Çıkaracak mı? Şuraya diyorum culumu dıkardım. Şuraya gazımı diyorum. Ben buraya diyorum çiftlik yapardım diyorum da olsun bunlar da iyi diyor. Herkesin zevki işte. O da bunu seviyor. O da kuşu seviyor. Yapacak bir şey yok kızım. He. Dün de dışa iki tane ağaç stilledim annem. Yine aldım. Yoldakiler? Hı-hı. Niye dışa gittin ya kızım? İçeriye hayat yapaydın. Hayat hep dolu annem buralar. Olsun. Nereye bir taraflara. Burada? Ne bileyim yavrum. Şu onların dibine ne gitsen olur. Doğru mu yapsaydım? He. Bir çişmenin bu tarafına bir de şu sandalyelerin oraya buralara, da gitsem olurdu. Buraya dökülecek yani şöyle şuralar meşgul etmeyelim diye. He öyle de olur.
Öyle. Elimden geldiğince, canımın gittiği kadar temizlemeye uğraşıyorum arkadaşlar. Çabalıyorum bir şeylere. Çok şükür daha gidiyorum. Hani, mesela gündüz Aynen. dışarıyı yaparsam akşam da evimi yapıyorum yeri geldiğinde. Hey canım. Yapalım anacığım. İşte öyle. Elin ayağına sağlık yapalım. Bu arada yemeğim güzel kokuyor ki anlatamam. Kes gayrı altın canım. Yasemin Sultan eli değmiş gibi. Hah. Eli değmiş gibi değil mi? Gibisi fazla desene. Gibisi fazla değil zaten. Sen yaptın değil mi? Bunlar bir şey ekmeğimizdeydim bak. Çerezlerimi kapattın mı anne? Kapattım. Kapattım. Evet pişti. Bunlar çıkardık arkadaşlar. Bakalım değil. Kendine tadına bakalım değil. Ne oldu hemen? Yine. Hangi düşüm? Yükselin dişini bir çek annesi. Kendim çıkarttım. Yükselim dişedi bu arada. Kendini çıkartmadın. Ha çıkarttı. Ben çektim aldım. Sen çektin. Evet. Ondan kendi sonra... sallanmış sallanmış kalanını da ben çektim aldım yüksünün dişini. Ne diyecektim ya? Ne diyecektim? Yüksel kendisi çıkarttı dişini. Alalım. Sildiği yok bu arada. Yok kızım benim ayağım üşümüyor ki. Peki. Yok yok üşümem. Yüksel o çantayı kaldı. Ne? Turşu. Yok yok gel annem. Salata yapmış sana turşuyu ne yapacağım? Yok yok koyma koyma gel. Turşu yemezik zaten Cansu'm. Benim evde turşular da hep dökülecek. Burayı bir kiler temizleyeceğim de havalar iyi olsun da öyle. Aynen Cansu'm şöyle yemeklerimizi yaptı geldi salata yaptı eline koluna sağlık. Bugün elektriklerimiz yok. Bugün biz Cansu'mla bahçeye domates biber stillemeye geldim. Sabahından aramış beni anne stil getirelim halamdan da stil yapalım bahçeye diye. Domatesine salatalık yapacaktık. Fatoş da annesi bile gitti bugün. Ben buraya gelince o da buraya gitti. Akşam onlar da buraya gelecekler beraber Kazım'la birlikte. Kaan da işte Kaan'ı da alıp öyle gelecekler. Biz de şöyle yemek yiyecek şimdik. Anneannem. Hangi arabayı istiyorum? Getir bakalım be. Az önce bana da oradan Ömer şey verdi Yüksel. Yıldız verdi şuradan bak. Öyle mi? Hı hı. Ben de su alayım. Arkadaşlar bugün annemle bol maceralı bir gün geçirdik. Esas. O yağmurda çekseydik ne? Aha. Al o zaman telefonu açıyorum. Göz gözü görmezdi Cansu'm. Yağmura yakalandık. Nereye geldik arkadaşlar motorda? Göz görmüyor. Gözüm benim hiç açılmadı. Sen yine iyi getirdin canım. Ben olsam getiremezdim vallahi. Çünkü gözüm hiç açamıyorum. Gözüm böyle. Yemenim öttüğünde öyle Kaan'ın yanından gelirken yemeni öyle diyor ama rüzgarından yağmur öyle gözüme yapıştırıyor. O da sulandık. Bir kötü oluyor. Valla. Böyle motorlar şeyleri var hani böyle üst örtüleri. He. Esah. Abin de diyordu. Anne onlardan çıkmış diyor. Şöyle hem önü kapalı hem üstü kapalı diyor. İşte. Sağa sola açılmış ama motorların. Ama o iyi değil mi? Mantıklı bir düşününce. He. Önünde iyi gözün görür. Üstünde ıslanmaz. O iyi aslında. Aslında iyi. He. Ama annenin, çıkaracaksın onu. Annenin, annenin arabayı. Hangi arabayı vereceksin? Bilmiyorum ki olur mu ondan. Biz soralım bana. Tamam kızım. Şu arabayı ver bana Ömer. Şu sarı arabayı istiyorum. Tamam. Tamam. Yo bu yasak. Yasak mı bu? Evet. Şu griyi ver o zaman. Yasak olsun canım. Bundan yirik ya. Ne olacak annem? Vallahi iyice huyları değiştiriyor Ömer. Gelin Ömer. Çok sendromundayız sanırım. Anneanne. Bakın bir. 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 Bir Ömer. Gelemez. Gelemez. Gel. Yüksel gel aşkım gel ben oğlan. Yemem zaten. Ne diyor? Tekrardan hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Biz Cansu'nun evinden evimize doğru yola çıktık. Ben Kaan'la gidiyorum arkadan. Fatoş'la Kazım da arkadan geliyorlar arabayla. Ben Kaan'ın yanına bindim çünkü burada köpekler ne oluyor? Kaan elimize dinlek çıkarsaydım. Şuradan geçsem burada köpek olmuyor Kaan'ım. Şuradan geçeceksin şu asfalttan. Sola döneceksin şurada. Hah, okulun önünden geçiyorum ben gelirken. Hah. Onlar da arabayla geliyorlar arkamızdan. Usul usul gele dursunlar. Ablan sana Alamgül'den getirdiğimiz eriyi verdi. Bunu turşu yapacaktı ablan aslında da yapamamış. Şey, turşu mu? He erik turşusu oluyormuş Kaan'ın. He ya çatır çatır yiyorlar. He lan. Güzel oluyormuş. Bunun şarjı yok mu? Bunun şarjı yok. Yavaş git. Ha taktık ya lan şarja. Şuradan dön. Niye? Buradan dön lan. Aslında çıkar.
Allah'ım ya Rabbim. Oraya yakını da kestirme. Orada kötü ya. Kötü değil, çok güzel yolu. Ben o oradan geliyorum, köpeklerden korkuyorum da. Demirciliğin önü mü? Bilmiyorum ki. Kaan'ım saçlarını kestirmiş bu arada. Mehmet abisi kesmiş saçlarını. Şöyle vurmayacağım, korkma. Çok güzel kesmişler, ellerine kollarına sağlık ama sadece şu kenarına şey atmışlar ya, onu hiç sevmedim, çizik çizik. Gördüğünüz gibi bakın. Yapma diyorum Kaan'a. Biliyorum abin atmış da bir daha attırma oğlum. Mehmet abi dediği de patronu. He, asfalt boyu gidelim direkt o zaman. Herkes yatmış. Saat 11. Kazımgil giriş geldiler. Kaan'ı da o şeyden aldılar, işten. Öyle geldiler. 9'udu bizim oraya geldikleri yanımıza. Ben saat 12'de gittiydim Cansu'nun yanına. Ha? Abin gir evdelerdi. Seni beklemişler işten çıksın diye. Seni de alıp gelelim diye. Onda giriş geldiler bayağı. Yol videosu oldu size. Cümleten herkese selamün aleyküm tekrardan. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Günaydınlarınız olsun. Şu anda saat sabah 8. Yattım, biraz daha uyudum şöyle. Erkenden uyandım ama erken diye kalkmadım. Kaan da tost istedi. Ona hemen şöyle bir pazar ekmeğinin içine tost koydum. Ondan sonra bunu da kaldırdım. Şöyle suyunu doldurdum. Yanına da meyve suyu doldurdum şuna. Soğuk çay doldurdum. Onu da giderken yolda yiyor o. Tostuyla beraber boğazından geçsin diye aldık. Meyve suyumuz vardı. Tükendi, meyve suyu da bitti. Tostumuzun da böyle üstüne bastırdığım zaman çok güzel oluyor, yumuşacık oluyor. Kaan seviyor tostu, Kazım da seviyor. Akşamdan ona yapıyor katoş mesela, sabahından Kazım götürüyor oraya. Sabahından da böyle ben Kaan'a yapıyorum. Bu da yolda giderken yiyor, eline peçeteyle veriyorum. Oraya vardıktan sonra da orada saat 10-11 gibi çay içiyorlarmış. Kahvaltı herkes evinde yapıyor. Öğlen yemeğini de orada yiyorlar. Abisi veriyor yemeğini, Allah razı olsun. Akşamı da orada yiyorlar. Yok, akşam orada yemiyorlar. Öğleni orada yiyor, akşam da evimize geldiği zaman yiyor. Yani abisi bir tarafa gitmediği sürece sorun değil. Abisi dediğimde bu arada Mehmet abisi, patron işte. Kayseri'ne giderse yazık, o zaman aç kalıyorlar. Yani Kaan kalıyor, öbürleri yiyor da. O zaman da benden bir şeyler istiyor. Tost oluyor, işte bir şey oluyor. Ben de onu götürüyorum oraya. Verip geliyorum çocuğuma. Şöyle yağmurlu bir sabahın, yağmurlu bir akşamın sabahından çok güzel hava. Mis gibi vallahi, nasıl güzel toprak kokuyor. Ne kızım? Bugün ben de şu otlarını atacağım. Bugün misafirimiz var. Misafirimiz gelip gittikten sonra şu otlarımızı el arabaya dolduracağım. Şu yığınlarımı dışarıya döküp geleceğim. Bahçedeki otlarımı bitirdim. Şükürler olsun Rabbime. Orada iki yığınım var, atılacak. Bir şurada var işte. İki tane de şurada karşıda var. Onları da attıktan sonra inşallah bugün yağmur yağmazsa Kazım buraların otunu tekrardan biçmeye devam edecek şuraları. Ben de biçiyorum da ben biraz daha şey biçiyorum böyle. Hani ilmini bilmediğim için o daha iyi, hızlı biçiyor. Hem de tabandan biçiyor, güzel biçiyor yani. Kazım iyi yapıyor kuvvetli olduğundan dolayı. Mis gibi kokuyor hava, yemyeşillik.
Vallahi bir de güneş açtı mı deme gitsin. Güneş doldu mu daha güzel oluyor. Biz dün Cansungil'deydik. Yaz bahçesini yapacaktık çocuğumuz. Stillerini yapacaktık. Yağmur bir bastı bir bastı. Garaja kendimizi zor attık vallahi. Tam garaja girdik. Kapıları Cansum kapattı. Patır patır tolu başladı. Salatalık stili vardı. Domates stili götürdüydük halamdan. Onları stil yapacaktık. Bu arada bu dünkü videomun devamı. Ama yapamadık. İmkan vermedi bize o yağmur. Dolu yağdı bir yandan. Fırtına esti bir yandan derken. Bir de Koyunluk Mahallesi'nde bir de Fatoş diyordu. Direğe herhalde şey yapmış. Yıldırım atmış. Yanıyordu anne öyle diye. Çok kötüydü dün hava yani. Bugün böyle sakin ve durgun durduğuna bakmayın. İnanın öyle rüzgarlar esti. Yağmur yağdı. Dolu yağdı. Böyle hava çok şiddetliydi. Gök gürültüsü bir yandan. Kurban olduğum Allah'ım işte bir anda ne yapsa yapar hepimizi gördüğünüz gibi. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi sakin, güneşli, güzel bir hava var. Dünkü hava neydi, bugünkü hava neydi? Vallahi Rabbimin nimetleri, verdiği her şeyi razıyık Rabbimden gelen. Kedi de gidiyor bu arada. Gel kızım. Ah, uçları takip ediyor. Şöyle Allah'tan o kadar tolu yağmasına rağmen kayısı dallarındaki kayısıları dökmemiş. Vallahi dalların budakları eğilmeye başladı. Kayısılar büyüdükçe budakları eğilecek herhalde. Bizim öbür küçücük dallarda da var, şu karşıdaki küçücük dallarda. Kirazımız var, eriğimiz var. Onun sonu burada kayısımız var. Şurada eriğimiz var tekrardan. Kurban olduğum Allah'ım yemeği nasip etsin inşallah cümleyle hepimize. Ağız tadını kimsenin bozmasın Rabbim. Her şey var ama yiyebilecek miyik onu da bilemeyik. Allah bilir onları. Rabbim bu sene çok şey verdi. Üzüm de var, çubuklarımız da bütün. Her şey var yani anlayacağımız. Eve doğru bir gidip Kaan'ı kaldırım gelim. Uyudu herhalde, tekrar kahamadı. Ben onun tostunu yaptım ama bilmiyorum artık. Şu eşyalarımız da hep Yiğitan'ın eşyaları. Buraya sermiş Fatoş bunları.